Hepinize hayırlı günler diliyorum. Neden bir babanın tecrübesi? Çünkü ben 21 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ee, i̇lkokul 4, ilkokul 2 ve 3 yaşında çocuğumla buraya geldim. Bundan 22 yıl önce veya 21 yıl önce. Dolayısıyla çocuklarımın hepsi burada yetişti. Onun için tecrübe dedik. E zaten e, Cleveland'da bana bu teklifi yaptıkları zaman da ben bu konunun uzmanı değilim. Ne psikiyatristim, ne psikologum, ne pedagogum katiyen böyle bir şey yapmam dediğimde onlar da arkadaşlar da bana hayır kendi tecrübelerinizi paylaşır mısınız demişlerdi. Ben de o düşünceyle bu konuyu kabul etmiştim o zaman. Fakat bu program için hazırlanırken eski işte o Cleveland'daki program için yaptığım çalışmalara bir bak, bak, baktığım bir bütün olarak değerlendirdiğimde e, biraz onu genişlettim. Bunu ilk defa söylüyorum burada. Çünkü yazının şeyin başında, sunumun veyahut da duyurunun başında yok. Ben burada bir de ansitopedik okumaları ilave ettim. Dolayısıyla iki ayrı bölüm halinde olacak şu anda sizlere yapacağım konuşma. Birincisi ansitopedik okumalarıma bağlı olarak, ikincisi ise tecrübelerime bağlı olarak. Yalnız her ikisinde de bir noktayı suret katiyede gözden kaçırmamanızı sizlerden hasaten rica ediyorum. O da şu. Burada en kötü senaryoyu nazar itibara alarak İngilizce ifadesiyle worst case senaryoyu nazar itibara alarak bir sunum yapacağım. Yani istediğim arzu ettiğim değil ama söz gelimi bir baba için, bir anne için inanan bir baba ve inanan bir anne için en büyük şey nedir? Ee, çocuğunun dini kimliğini terk etmesi, yetişmiş olduğu o işte Müslümanlığı terk etmesi diyelim en kötü senaryo bu ise şahit inanan bir anne ve baba için işte onun nazarı itibarı alarak değerlendirmenizi ve dinlemenizi hasaten rica edeceğim. Şimdi bir babanın tecrübesiyle çocuğun dini ve kültürel kimliğinin oluşumu ve muhafazasında iki ayırıyorum dikkatinizi çekmiştir. Bir onun oluşumu inşa edilme süreci var bir de inşa edildikten sonra ...muhafaza edilme süreci var, korunma süreci var. O süreçte anne babanın rolü. Öncelikle bu PowerPoint tekniğine göre hazırlanmış bir sunum değildir. Onun baştan belirtmek isterim. Sebebine gelince... Çok farklı yanlış anlaşılmalara konu olabilecek belki beyanlar söz konusu olabilir ya da screenshotlar alınıyor böyle ekran görüntüleri alınıyor bazen. Gerçi YouTube'a da konuluyor bu ayrı bir olay ama e, oralarda yaşamış olduğum tecrübelerden hareketle bazen e, cümlelerin tamamını yazdım. Halbuki biliyorsunuz PowerPoint tekniğinde bir slaytta bir iki hatırlatıcı cümle olur, bir veyahut da iki resim olur. Objektif olan budur, genel kabul gören sunum tekniği budur ama ben buna göre hazırlamadım. Bunun baştan bilinmesini isterim. İkincisi, konunun uzmanı değilim. Dolayısıyla ansiyobetik okumaları biraz önce söylediğim gibi yeniden ilave ettim, baştan ilave ettim. Dolayısıyla gerek orada gerekse şahsi tecrübelerimin birikimlerinden hareketle yapacağım bu paylaşımlar kabul ede, reddede açıktır. Öncelikli olarak, madem ki biz dini kimlik ve e, kültürel kimlik diyoruz, kimliğin tanımından başlayalım önce işe. Bir kimlik, toplumsal bir varlık olan, insana özgü olan belirtiler, nitelikler, özellikler, karakterler, huylar ve mizaclarının toplamına verilen bir isimdir. Kimlik, ansiybedik bir tanım olarak tekrar okuyorum ve tekrar söylüyorum. Toplumsal, sosyal bir varlıktır insan. Tek başına hayatını sürdüremez. Toplum içinde insanlarla bir olmak zorundadır. İşte böyle bir varlık olan insanın kendisine özgü belirtileri, nitelikleri, özellikleri, karakterleri, huyları, mizahlarının toplamına biz kimlik adı veriyoruz. Kimlikte üç tane şey vardır. Birincisi kimlik yani identity, hüviyet dediğimiz bir şey. İki, kişilik, personality, şahsiyet. Üçüncüsü ise insanın kendi olması. Buna da İngilizce own self diyoruz. Arapça ifadesi, Türkçe'de de kullanırız buna. Bunda da ferdiyet diyoruz. Şimdi hüviyet ile şahsiyet, şahsiyet ile ferdiyet birbirinden farklı şeylerdir ama hepsi de bir insanda cam olur. Dolayısıyla bir insanda hem hüviyet vardır, hem şahsiyet vardır, hem ferdiyet vardır. Ve onların toplamının identitesini ifade eder. Yani kimliğini ifade eder. Bunu ifade veya da formüle ederken uzmanlar 3K diye söylerler. Pekala. Bu kimliğin çeşitleri nelerdir? İki ayrı tasnif yapacağım. Bunlardan bir tanesi verili kimlikler. Yüce yaratıcı tarafından verili olan kimlikler. İkincisi insanın hali hayatındayken kazanmış olduğu. Kendi gayretiyle kazanmış olduğu, tercihiyle kazanmış olduğu kimlikler. Nedir verili kimlikler? Ülke <laughs> ya da milli kimliktir. Ben Türk bir anne babadan doğdum. Dolayısıyla ben Türk'üm. Etnik kimlik olarak. Veyahut da tabi cebimde taşımış olduğum pasaporta bağlı olarak. Amerikalı olabilir, Alman olabilir, Kazak olabilir vesaire. İkincisi etnik kimlik işte demin söylemeye çalıştığım bu. Birincisi belki taşımış olduğum doğmuş olduğum yer itibariyle ve taşımış olduğum pasaport itibariyle bir kimlik, ülke milli kimlik diyoruz. İkincisi ise etnik kimlik. Türk bir anne babadan doğmuştur, Türktür. Annesi babası, annesi Türktür, babası Kürttür, melezdir ne diyorsanız onun adına. Veyahut da Araptır, Acemdir ve benzeri gidebilir. Üçüncüsü ise cinsi kimliktir, erkek veyahut da kadın olması. Bu üç kimlik yaratıcının insana verdiği ve iradesinin, o şahsın, o kişinin iradesinin dehli ve dahli olmayan kimliklerdir ki bunlara verili kimlikler diyoruz. Bir de kazanılmış kimlikler var. Kazanılmış kimlikler ise bir kültürel kimliktir. Mesela ben Türkiye ortamında büyüdüm. Dolayısıyla Türk kültürüne ait olan şeyler benim kazandığım şeyler. Ama sonra Amerika'ya geldim. Amerikan kültürü içerisinde, toplum içerisinde beğendiğim şeyler oldu. Dolayısıyla onları da özümsedim, benimsedim. Dolayısıyla ben bir taraftan Türk, bir taraftan kültürel kimlik olarak Amerikalıyım. Aynı şeyi çoğaltabilirsiniz. Mesleki kimlik olarak işte öğretmen, muhasebeci, akademisyen, sayın neler sayabilirseniz, insan hangi mesleği meslek olarak edindiyse, o onun mesleki kimliğidir ve bu kazanılmış kimliktir. Üçüncüsü ise dini kimlik Müslüman, Hristiyan, Budist, Şintoist vesaire hangi dine inanıyorsa o da insanın normal şartlarda kazanılmış kimliğidir. Ama dünya insanlığına baktığınız zaman yüzde doksanı hangi ailede, hangi din kendisine öğretildiyse, hangi toplumda, hangi din daha ağırlıklıysa o dine inanır ve ömrünü öyle tanırla, öyle tamamlar insanlar genelde ve istatistikler bunun yüzde 90 ölçüsünde olduğunu söylüyor. Yüzde on daha sonra o kazanılmış kimlik olan aslında verili kimlik gibi değerlendirin, onu değiştiriyor, başka bir dine geçiyor. Ama bu yani bir insanın yani yüzde 90 insanlığın içinde doğduğu aile ve toplumdaki dini kimliği kabullenmesi ve öyle vefat etmesi onun verili kimlik olduğunu göstermez. O kazanılmış bir kimliktir. Devam edeyim. Bir başka kimlik tasnifi üst kimlik, alt kimlik açısındandır. Üst kimlik şudur. İnsani kimliktir. Ben insanım. I'm human being. Yani ben insanım. Bu en üst kimliktir. Pekala alt kimlik nedir? İşte demin söylemiş olduğum o kimliklerin hepsi. Hem verili kimlikler hem kazanılmış kimlikler. Hem doğuştan getirdiğimiz kimlikler hem de kendi irademiz, gayretimizle kazanmış olduğumuz kimlikler hepsi alt kimliktir. Milli kimliğimiz, etnik kimliğimiz, cinsi kimliğimiz, mesleki ve konumuz olan kültürel ve dini kimliklerin hepsi alt kimliktir. Bunu daha önceki diyalog çalışmaları veyahut da seminerleri esnasında İngilizce bir şey yapacağım şimdi sizlere. Bir sunum veyahut da bir slide göstereceğim. En güzel o şekilde ifade edebildiğim için, öyle ifade edildiği için onu Türkçe'ye çevirmedim. Lütfen dikkat edin, çok basit. Bu iki kimliğin yani hem verili ve kazanılmış hem üst ve alt kimliğin bir kesişim kümesi var. Bu kesişim kümesi içerisinde kendinizi şöyle ifade ediyorsunuz. I am veyahut da we are, biz veyahut da ben. Şimdi Turkish and American by nationality yani taşımış olduğum şu pasaportum itibariyle ben Türk'üm veya Amerikalıyım. İki, Turkish, I am Turkish, Kurdish, Arap kazansayın. Evet by ethnicity. Etnik kimliğim itibariyle Türk'üm, Kürd'üm, Arabım, Kazak'ım, Amerikanlıyım, Türkmen'im ve benzeri. I am Muslim, Christian, Buddhist etc. by religion. Tercih etmiş olduğum dinim itibariyle ben Müslümanım ya da Hıristiyan'ım veyahut da Budistim. I am Turkish and American veyahut da or American by culture. Ben kültürel kimlik itibariyle Türk'üm veya Amerikalıyım veya işte bazı özelliklerimi Türk kültüründen aldım. Dolayısıyla Türk'üm. Bazı özelliklerini Amerika'dan benimsedim. Dolayısıyla kültürel kimlik itibariyle hem Türk'üm hem de Amerikalıyım. veyahut da Alman. Cinsi kimlik itibariyle I am male or female. Erkeğim veya da kadınım. Pekala mesleki kimlik itibariyle ben yazarım veya da plumberım. Yani işte su tesisatçısıyım, öğretmenim ya da homemaker, ev hanımıyım ve benzeri şeyler. Ama dikkat edin. Bunların her birerlerinde bir bay var. Bay nationality, bay ethnicity, bay religion, bay culture, by gender, by occupation ama bir yerde bay yok. O nerede biliyor musunuz? İşte o en üst kimliğimizde I am human being period nokta. Ben insan. En üst kimlik bizde insanlıktır ve insan olmamızdır. Şimdi bu gerçeğin farkına varılması lazım. Bu bir. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Buna ihtiyacımız olacak. Bütün sunum boyunca ihtiyacımız olacak. En azından background itibariyle. Gelelim ikinci noktaya. Pekala çocuklarıyla olan ilişkileri itibariyle aile modelleri. İki tane modelden bahsedeceğim sizlere. Birincisi bu. Modern aile, muhafazakar aile, mutasip aile. Çünkü söz konusu olan dini kimlik ya. Şimdi modern ailede bir değer yargısı yok. Ya da ilkeleri yok. Ve bu insan Müslümanım diyor ben anne baba ben Müslümanım diyor ama ama olması gerekeni bilmiyor ve o zeminde durmuyor. Buna modern aile diyoruz. İki muhafazakar konservatif aile o nedir? İman ve ahlaka ait değerler dini diğerlerde sabit ama sosyal hayatı düzenleyen kurallarda ve gelenekte süreklilik içerisinde yenilenmeyin tedricilik içerisinde tekamülü kabullenen ve güncelleyebilen, o anlayışlarını güncelleyebilen bir yerde duruyor. Bu aileye muhafazakar aile diyoruz. Üçüncüsü mutasip aile. Mutasip aile ise değişime A'dan Z'ye karşı. 14 asır önceki yaşanmışlığı din bu diye değerlendiriyor, kabulleniyor ve onu yaşamaya devam ediyor. Haricilere, selefileri hatırlayın. İşte o out of date dediğimiz yani tam anlamıyla tarih dışı, toplum dışı, zaman dışı bir yerde bulunuyor. Buna da mutaassıp veya da fanatik aile diyoruz. Şimdi her birerlerimizin çocuğu var ve o çocuk bir aile içerisinde yaşıyor. Şimdi kendinizi lütfen sorgulayın. Modern bir yerde mi duruyorsunuz? Muhafazakar bir aile konseptine mi uygunsunuz? Yoksa mutaassıp mı? Ya da ikisilerin arasında veya bunların arasında bir yerlerde mi bulunuyorsunuz? Bunu anne baba olarak sizlerin ve bizlerin baştan belirlemesi Bir başka aile modelinden bahsedeceğim şimdi. Otoriter aile. Burada da dört tane aile modelinden bahsedeceğim. Otoriter de ailede çocuklarıyla olan ilişkisi itibariyle güç ve mesafe var. Anne baba kurallar koyuyor, emrediyor, cezalandırıyor, başarı bekliyor ve çocuğuna hiçbir şekilde özgür alan bırakmıyor. Bu çocuğun bağımsızlığı o zemin içerisinden gelişmez. İkincisi liberal aile. Mesabe ve kontrol hiç yok. Çocuk ailede kral. Yaptırımlar var ama sözde. Suret katiyede uygulanmıyor. Ve ortada bir takım sorunlar olursa bu sorunların hiçbir zaman için sorumlusu çocuk değil hep dış dünya oluyor. Yani bu aile adeta çocuğuna tapıyor. Bu liberal aile. Üçüncüsü koruyucu aile. Mesafe de var ama kontrol de var. Her ikisi de çok fazla. Çocuk bu ailede de özgür olamıyor. Açık kurallar konuluyor ama karşı düşünce ortaya koyduğu zaman da anne baba çocuğuna karşı hemen tavır alıyor. Böyle bir ailede çocuğun bağımsızlığı ve özgürlüğü yani kişiliği ve kendiliği yani şahsiyeti ve efendim ferdiyeti personalitiesi veya da on selfi hiçbir zaman için gelişmiyor ve gelişmez. Gelelim dördüncüye. Dördüncü aile modeli demokratik aile modeli. Çok az kontrol var ama çok fazla yakınlık var. Kurallar var ama o kurallar sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde hayata taşınması hedefleniyor. Çocuklarını dinliyorlar, görüşlerine saygı duyuyorlar, işte güven gibi, kibarlık gibi, iyimsellik arkadaşlık, onlara hata yapma özgürlüğünü verme, cesaretlendirme, yaptığı başarılı bir işte övme, işbirliği o kadar çok vurgulanıyor ki ve o çocuk o aile içerisinde kendisi olabiliyor. Şahsiyetini geliştirebiliyor, ferdiyetini bulabiliyor. Pekala. Bir başka nokta. Hepsini birleştireceğim veyahut da siz zihninizde birleştirin. Göçmen teorileri açısından kültürel kimlik bağlamında aile modellerine baktığınız zaman, Amerika Amerika'da işte göçmen ülkesi, Kanada hakeza göçmen ülkesi, Almanya'da kısmen e, biliyoruz daha 60'lı yıllardan veyahut da Hollanda'da biliyoruz Fakslar ve Türklerden 60'lı yıllardan itibaren gelen. Ne var burada, ne görüyoruz kültürel kimlikte? Şunu görüyoruz, birinci nesil yani Türkiye'de hamuru yoğrulmuş, 30-35 yaşlarında, 20-25 yaşlarında artık kendisi olduktan sonra başka bir ülkeye göç etmiş olan nesil, İsterseniz ona birinci nesin, isterseniz immigrant deyin, göçmen deyin. Benim için hiç önemli değil. Göçmen teorilerinde her ikisinde kullanıyorlar. Bu nesil Amerika üzerinden misal verin İtalyan. Alabildiğine İtalya, alabildiğine Türk, alabildiğine Polonyalı polis. Hiç değişmiyor çünkü dediğim gibi oturmuş bir zihniyette, oturmuş bir yapıyla, oturmuş bir e, şahsiyetle ve terdiyetle gelmiş ülke. ülkeye. İki, ondan dolayıdır ki zaten dil problemi var, sosyalleşme problemi var. Maddi açıdan hayatını devam ettirme problemi var. Dolayısıyla bu insanlar genelde gettolaşıyor. Yani birbirleriyle hareket ediyor. Körler, sağırlar, birbirlerini ağırlar, çerçevesi ve çizgisi içerisinde gidip geliyorlar. Böyle bir hayat yaşıyorlar. Topluma, yaşadıkları topluma ancak ve ancak en zaruri noktalarda katılıyorlar. Onun haricinde birbirleriyle olmayı tercih ediyorlar. İkinci nesile gelince, ikinci nesil seçici. İkinci nesil o ülkede doğan, o ülkenin dilini konuşan, o ülkenin okullarında okuyan, telefonunu aldığı zaman o e, orada yani kendi nesinden insan, kendi efendim etnik kimliğinden insanlar değil de diğerlerinden de bir sürü insan ismi olan kişiler bunlar o seçici kültürde dikkat edin seçici davranıyor özür dilerim Efendim biraz İtalyan, biraz Amerikalı oluyor. Biraz Amerikan, biraz İtalyalı oluyor. Hangisi ağır basarsa o şekilde isimlendirir. İtalyan, Amerikan, Amerikan, İtalyan. Ya da Turkish, Amerikan veyahut da Amerikan, Turkish oluyor. Mesela ben kendi çocuklarımdan hareketle söyleyeyim. Benim kızım ilkokul dörtte buraya gelmişti. Daha çok Türk, Amerikalı olmaktan ziyade. Native İngilizceyi konuştuğu halde. Ama oğlanlarım daha çok Amerikalı, Türk olmaktan ziyade. Yani dolayısıyla kızım için cultural identity noktası ben şunu söyleyebilirim. She is veyahut da o efendim şey derim. E, Turkish American ama oğlanların için American Turkish işte. Gelelim üçüncü nesle. Üçüncü nesle geldiğiniz zaman artık o nesil tam anlamıyla seçiciliği de bırakıyor oturmuş, kökleşmiş bir şey. Aile içerisindeki Almanya'daki insanlar bunu çok daha iyi bilirler. Anne baba Almanca konuşuyor veya da İngilizce konuşuyor. Çocuklar öylesi bir kültür içerisinde daha çok Amerikalı oluyor. Türk e, kültürü, İtalyan kültürü, İrlanda kültürü, Polis kültürü yavaş yavaş get out oluyor. Hayatının dışına çıkıyor. Bu da bir gerçek. Bunun da farkına varılmaz Pekala. İşte böylesi bir zemin içerisinde bizim çocuklarımızın worst case senaryo dediğim noktaya geliyorum. En kötü ihtimali konuşarak konuşuyorum şu anda. Dini kimliğini kurumasında veyahut da inşa etmesinde hem kendisinin hem bizlerin ebeveyn olarak bizlerin karşılaştığı problemler nelerdir? Dokuz tane problem sayacağım şimdi sizlere. Bunlardan bir tanesi kötülük problemi yani teodise. Ve o teodise problemine karşı bizim çocuklarımızın aklını ikna edici, kalbini tatmin edici cevaplar veremememizdir. Birincisi bu. Ne demek o hadise? Allah bu kötülüğü niye yarattı? Neden benim kardeşim 5 yaşındayken trafik kazasında vefat etti? Niye de iki yaşındaki bir çocuk kanser oluyor? Niye kanser oluyor? Yani bir şer problemi dediğimiz bizim Arapçada işte veyahut da kelamda Hüsnü Kubuh çizgisinde konuştuğumuz şeyler. Ya da iradi olarak yani insan iradesinin devreye girmiş olduğu fesat. Yani bunlar Kur'an'i tabirler. Onun için şer ve fesat diye ayırdım. İşte açlık, fakirlik, işte şu anda Ukrayna, Rusya'da devam ede gelen savaş ve benzeri şeyler. Dolayısıyla bunlara cevap vermekte zorlanınca o insanların aklını ikna, kalbini tatmin edici ölçüde cevap verememe çocuklarımızın dini kimliğini efendim oluşmasına da oluştuysa da terkine de ya da şüpheler oluşturmasına da vesile olan birinci unsurdur. İkinci unsur. Teknik ve teknolojik gelişmelerde beşerin almış olduğu seviye. 100 yıl öncesine gidin. Yağmursuzluk vardı. O yağmursuzlukta ne yapıyordunuz? ellerimizi açıp dua ediyorduk. Bu arkasından yağmur yağıyordu. Bu inancı güçlendiren, kuvvetlendiren çok önemli bir nokta. Amen havasatnatna. Ama günümüze gelin. Günümüze geldiğimizde günümüze geldiğimizde yağmur doğası yerine işte su kuyuları var. Artazyenler var. Su depolama yöntemleri var. Suni yağmur yağdırmalar var. Susuz tarım diye bir şey ortaya çıktı. Solar enerji dediğimiz şeyler var. Bütün bunlar yağmur doğasına ihtiyaç hissetmiyor. Yani alternatiflerini siz beşer olarak ortaya koyabiliyorsunuz. Bu da son tahlilde dinden, imandan kopartan olmasa bile en azından mesafe koyduran bir rol oynayabiliyor. Mesela Charles Taylor'ın bir sözü var Seküler Çağ kitabında diyor ki 2000 yıl önce Tanrı'ya inanmamak imkansız iken işte bu teknolojik gelişmelerden dolayı bugün tersi söz konusu diyor. Ya bana atmayın bunu. 3 paradigma sorunlarımız var. Yani çok boyutlu. Ne gibi? Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve benzeri. Ve bunlara çözümler üretemiyoruz. Nedir bunlar? Mesela otokratik ve totaliter rejimler var İslam dünyasında ya da Müslüman çoğunluklu ülkelerde. Öyle değil mi? 57 tane İslam ülkesinin kaç tanesinde Batı tipi demokrasi var? Krallıklar var. İnsan hakları ihlalleri almış başını gidiyor. Yolsuzluklar var açlık var, fakirlik var, gelir seviyesinde adaletsizlik var, savaşlar var, zulümler var, göçler var. Bunlar bizim çocuklarımızın, Müslüman çocuklarının ister istemez İslam dünyasındaki ya da Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki bu gelişmeler onları etkiliyor. Hele hele bir de batıda yaşıyorsa, hele hele de bir de batıda bunların tam terslerini görüyorsa, tam tersini ister istemez etkileniyor. Dört, kurumsal dinin bunu çok duyacaksınız çocuklarınızdan. Verili sorunlara çözüm üretememesi, sorulara tatmin edici cevaplar verememesi veyahut da kendini tekrar etmesi. Mesela ne? El kesme. Rejim, İşit ve Taliban'ın yapa gelmiş olduğu terörist faaliyetler, beheading, kafalarını koparmaları, cihat konusu, faiz konusu, kadın ve kadının toplumsal hayattaki rolü konusu, yani... Bir zamanlar bizim fıkıh kitaplarımızda veya kelam kitaplarımızda o sosyolojinin konusu olan şeylerin teolojik öğretiler olarak bizlere intikali ama günümüzde çok farklı bir sosyal taban, çok farklı bir zemin o orada üretilen şeyler bugüne hitap etmiyor. Etmediğinden dolayıdır ki zaten ister istemez kopuklar meydana geliyor. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'ni alın. İnkar-ı uluhiyete karşı ispat-ı uluhiyet demiş değil mi? 1926'da Barla'ya gittiği zaman daha önceden alabildiğine böyle efendim siyasi diyebileceğimiz hayatın içerisinden bir e, şeyler yapmaya çalışan o insan 1926 sonrası en büyük problem imansızlıktan geliyor diyor. Ve ben bütün mesaimi bundan sonra buna sarf edeceğim diyor. Ve ispatı uluhiyete duruyor. Neden? Yok muydu ispatı uluhiyet adına ortaya konulmuş olan eserler? Vardı, kelam kitapları vardı. Saadet'in Teftezani'nin kelamı vardı. Medreselerde okutuyordu yıllardan beri ama devrinin insanına hitap etmiyordu. Ondan dolayı Yusuf Hazretleri tuttu. Evet o da Allah'a iman dedi ama Allah'a imanın altını farklı kavramlarla doldurdu, farklı delillerle doldurdu. Yani mü'minun bih olan hususlarda bir değişiklik söz konusu değil. Kelamda ne ise o ama onların izahlar adına çok farklı şeyler söyledi. Alın Hoca Efendinin inancın gölgesindeydi. O da çok farklı şeyler söyledi. İlaveler yaptı. Alın günümüzdeki insanlar onlar da çok farklı şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu, bu noktada bir dayatmada bulunursanız din bu deyip işte o bir zamanlar üretilmiş olan o değerleri veyahut da o argümanları çocuklarımızın önüne koyduğumuz zaman e dedim wow, çalışmıyor. Bir mana ifade etmiyor. Veyahut da çok az ifade ediyor. More man more yani daha öte şeyler istiyorlar. Argümanlar istiyorlar. Mesela diyor ki convert to Islam take you back 400 years ago. Yani şey 1400 one, one years ago. İslam'a dönmek demek, Müslüman olmak demek sizi 1400 geriye götürür diyor. Ve bu işte çocuklarımızın elinde dolaşan şu iPhone'larda vesairelerde ki bazı applicationlarda sürekli dolaşan bir e, logo olarak veya da bir slogan olarak dönüyor. Pekala ne yapıyor o zaman çocuklarımız? Ya vurdu namaza vuruyor ya içine kapanıyor, tamamıyla izole oluyor toplumdan ya da başka arayışlar içerisine giriyor. 5. İslam dünyasının hemen her alanında var olan pürmelen hali. Yani bu neyi getiriyor beraberinde? Aidiyet sorununu getiriyor. Güven sorununu getiriyor. Bir sendrom oluşturuyor bunlar. Neden? Çünkü o ben Müslümanım dediği zaman toplumsal hayat içerisinde onu Müslüman dünyasının bir parçası olarak görüyor arkadaşım kardeşi veya da ne bileyim işte muhabbet iş yerindeki karşısındaki bossu giyiminden kıyafetinden veya da dile getirmiş olduğu düşüncelere varıncaya kadar bunu yatsımamak lazım. Aidiyet sendromu diyorum ben buna oldukça önemli pointtir. Mesela insan hakları, demokrasi, adalet, sosyoekonomik refah burada konuşulan kavramlar. Bir başkası. Dini kimliği inşa ve korumadaki engellerden bahsediyorum. Sekülerleşme trendi hayat ve anlam ayrılmış. Tanrı alem ilişkisi, mutluluk, özgürlük ve batı medeniyet tecrübesi ister istemez çocuklarımızı bu noktada etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. İşte deizme gitmeler, agnosizme kabullenmeler, ateizme intikal etmeler veyahut da nihilizme doğru mesafe kat etmeler temelinde yatan nedenlerden bir tanesi de işte bu sekülerleşme trendidir. Bunu her birerlerimiz kendi hayatımızda da, kendi evimizde de, kendi çocuğumuzda da rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum. Bir başka şey, ebeveynin yani anne babanın geniş aile veyahut da cemaat tarikat yapı, yapısı içerisinde hayatını sürdürüyor ise işte oralarda görülen, söylen ve eylem uyumsuzluğu. Benim çok sık tekrar ettiğim sözle Ebu Bekir gibi konuşup radıyallahu an Ebu Cehil gibi davranma. Hazreti Musa gibi konuşup Firavun gibi davranma bunların hepsi bizim hayatımızda maalesef göreceli olarak var. Tekrar söylüyorum göreceli olarak var. Mesela kanunlara karşı hile yapma, evrakta sahtecilik yapma, dergi kaçırma, öyle bir toplumsal, öyle bir kültürel ortamda yetişiyor ki bu çocuklar vergi kaçırmayı haram tabiri caizse haram olarak, kanunen suç olan bu eylemi haram olarak kabulleniyor. Ama babasının vergi kaçırdığını gördüğü an bir taraftan o vergilerle meydana getirilen her türlü imkandan istifade edeceksin. Öbür taraftan üç kuruş vergiyi kaçırmak için elinden gelen taklayı atacaksın. Bu ne Müslümanlık diyor çocuklarımız. Bir başka şey. Kur'an kursu, imam hatip, ilahiyat, dini yayın yapan radyo, dergi, cemaat, tarikat ve benzeri dini yapıların çokluğu ve bunların çocuğun, gencin ya da olgunun hiç fark etmiyor yetişkinin idrak ve algısının üzerinde yapmış olduğu yayınlar ya da takılmış oldukları bağına tutunur. Yani öyle yayınlar var ki ilkokul beşinci sınıftaki çocuğa bir şeyler anlatacaksınız dini açıdan anlattığınız şey lise 3. sınıftaki bir insanın ancak idrak edebileceği bir şey. İdrak ve algısının üzerinde şeyler, yüklemeler yapılıyor. Böyle olunca bu yüklemeler neyi meğer beraberinde getiriyor? Söyleyeyim mi? Erken doyumu beraberinde getiriyor. Ve bu erken doyum daha sonra çocuk özgür ve bağımsız olduğu andan itibaren I'm out diyor, ben gidiyorum diyor. Erken doyum doğru değil. Çocuk çocukluğunu yaşamalı. Onun için idrak ve algının üzerindeki öğretilerin intikal etmesi de Doğru değil ve son olarak özellikle bizim şu anda yaşadığımız bir şey cemaat olarak travmalar ve travma sonrası stres bozuklukları bu apayrı bir konu onu belki uzmanları sizlere anlatmıştır ya da anlatıyordur ya da anlatmalıdır neden çünkü gerçekten cemaatimiz 15 Temmuz'dan sonra daha ağırlıklı olarak efendim 2013 işte 17-25 soruşturmalarından sonra daha hafif olarak çok ciddi bir persecution'dan bir saldırıdan geçiyor yani devletin orantısız güç kullanarak yapmış olduğu zulümler bir cemaate karşı bir topluluğa karşı yapmış olduğu yorumlar zulümler ister istemez çocuklarımıza da yetişkinlerimize de bir travmayı tetikliyor ve o travmayı atlatsalar bile travma sonrası stres bozuklukları maalesef hayatımıza hayat oluyor ve onlarla birlikte yaşar hale geliyoruz. Pekala ne yapacağız? Çözüm ne? Bunları konuşmak kolay da çözüm ne? Ben üç tane genel manada çözüm söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi farkındalık. Bu sebeplerin hepsinin çözümü ferd olarak ne benim elimde ne sizin elinizde. Yani işte paradigmal bir krizden bahsettim değil mi? İslam dünyasındaki ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar vesaire vesaire. Çocuğumuzun aidiyet sendromuna girmesine vesile oluyor bunlar. Özgüven sendromuna girmesine vesile oluyor. Ama ben efendim Suudi Arabistan'daki problemi çözemem ki bu benimle alakalı bir şey değil ki. Hatta bütün İslam dünyası bir araya gelse Suud'daki o problemi yine çözemez. Dolayısıyla dolayısıyla diyorum. Burada var ola gelen sorunların farkında olalım. Ama bizim kendi ilgi alanımız içine giren ya da iktidar alanımız içine giren noktalarda yanlış yapmayalım. İşte demin söylediğim gibi söylem ve eylem bütünlüğünü ebeveyn olarak yapmayalım ama bunu çözemeyebiliriz. Sonuç. Benim sizin onun elinde olmadığı gerçeğini idrak etmeli ve şunu unutmamalı. Göç ve hicret insanları kendi ülkeleri ve orada edindikleri dini, ahlak, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel bağlarını çözmekte ve zayıflatmaktadır. Kültürel kimlik olarak söyledim. Turkish, arkasından Turkish American, ikinci nesilde, üçüncü nesilde American diye. Aynı şeyleri biz bugün bu toplumda yaşamaya başladık. 3. 2. Özgürlükçü tavır. Din elden gidiyor korkusu veyahut da paniğiyle çocuklarımıza baskı yapmak bence hiçbir mana ifade etmiyor. Aksine kırmızı çizgileri çok net bir şekilde belirledikten sonra özgürlükçü ve kucaklayıcı bir tavır takınmalıyız. İnsan hakları eğitimi vermeli, önemsemeli ve onun takibini yapmalıyız. Bu konuda somut tekliflerimde olmuştu benim rehberlikçi arkadaşlar. Geliyorum üçüncüsü, rol model. Yani rol modeller ve çözümün parçası olmak. Eğer çocuklarımızın ilgi alanları iyi tespit edilip, tekrar söylüyorum, ilgi alanları iyi tespit edilip, o alanlara uygun, başarılı olmuş insanları önlerine koyabilir isek şayet, işte o zaman o rol göre çocuğun şekil alması gayet doğaldır ve mümkündür. Buna ait bir örneği kendi hayatımdan vereceğim, kendi çocuğum üzerinden vereceğim. İkincisi ise biz bir toplumda yaşıyoruz ve o toplumda sorunun bir parçası olmamalıyız. Aksine çözümün bir parçası olmalıyız. Çözümün bir parçası olmak ise civic engagement dediğimiz şey bizim o. Çözümün bir parçası olmak zaten çocuklarımızın da bizden beklediği şey budur. Şimdi bu birinci bölümdü. Bunu ilaveten yaptım. Kusura bakmayın. Yani okumalarım veyahut da hazırlıklarım esasına bunu ilave etmek istedim. Gelelim buna, bunu, bunu bitirirken şunu söyleyeyim. Ben bir yazı yazmıştım. Gelecek Projeksiyonu diye. 2050 yılında muhtemel bir ailenin bir bayramda beraber olmasını anlatmıştım. Ona devam, ede, devam ettim. 3-4 tane yazı yazdım. Fakat ondan sonra araya başka şeyler geldi kapandı ama onlara inşallah geri döneceğim. Orada biraz önce bu genel çözümler dedim ya farkındalık, uyanırmak, rol model koymak, insan hakları eğitimi vermek vesaire gibi bu dokuz tane sorunu ele alacağım inşallah o yazılarımda ve her biri adına da daha somut çözüm önerileri kendimce ortaya koymaya çalışacağım. Gelelim ikinci bölüme yani bugünkü bu duyurunun yapıldığı bir babanın tecrübeleri eşliğinde ee, çocuklarımızın kültürel ve dini kimliğini koruma meselesi. Biraz daha rahat somut bir şey daha böyle yani somut bir ortam olacak şimdi o da şu. Bir, Dini ve kültürel çevrenin farklı olduğunu kabul edin. Amerika'nın Tavşan ilçesinde değil. Amerika'nın Cleveland kentinde Kenya'nın Antalya'sında değil ne Kenya'nın Nairobi'sinde Norveç'in Oslo'sunda, Salihli'sinde değil. Oslo'sunda yaşadığımızın farkına varın. Neden? Çünkü farkına varmayan insanlar var. Adam kendini halen daha Antalya'da zannediyor. Antalya'da değilsin kardeşim. Evet Antalyalılarla bir Zoom başlattın. Ondan sonra daha sonra bu Zoom büyüdü, ayrı ayrı noktalara kaydı ama hala Kenya'dasın abi. Hala Nairobi'desin. Bunu unutmamak gerek. Şimdi Hı. bir tane örnek vereceğim şimdi size. 1960'lı yıllarda Almanya'ya taşınmış, Almanya'ya gelmiş bir Türk yani şöyle diyeyim. ODTÜ'de birisi doktora master tezi yapıyor. 60'lı yıllarda Almanya'ya gitmiş insanların karşılaşmış oldukları zorlukları belirleyecek. Berlin'e geliyor. Bir kızımız bu. Berlin'e geliyor. Ben onun master tezinde okumuştum. Berlin'de Sivaslılar apartmanı diye gezerken bir apartman görüyor. Tam diyor benim aradığım yer onun önüne konuşlanıyor ve çıkan apartmandan çıkan insanlarla konuşacak. Yaşlı bir amca çıkıyor. Tam benim adamım diyor bu. Varıyor yanına. Dedeciğim diyor. Sen ne zaman geldin buraya? O da diyor ki ben 60 yılında geldim. Hani Banoflarda Almanların kırmızı halılar serdiği Türklerden biriyim ben. Mehterle karşılanan Türklerden biriyim ben diyor. O diyor tam benim aradım. Ben diyor bir master çalışması yapıyorum. Bu işte 60'lı yıllarda Almanya'ya gelmiş insanların karşılaştığı zorlukları e, bir tez olarak belirledim. Seninle röportaj yapabilir miyim? Tabii ki diyor kızım buyur diyor. Şimdi dedemiz başlıyor konuşmaya. Kızımızın sorduğu sorular aysanında ve kız bir soru soruyor. Diyor ki buraya geldiğinde diyor 60'lı yıllarda hiç diyor zorluk çektin mi? Çekmez olur muyum kızım diyor. Etrafımdaki herkes Sivaslıydı. Bir ben Yozgatlıydım diyor. Şimdi olay bu. Almanya'da yaşıyor. Etrafındaki herkes Sivaslı ama bir oy uzgattı. Neden? Çünkü hala orada yaşıyor. Bedenen Almanya'da Berlin'de yaşasa bile efendim işte ne bileyim yer altında veya da bir fabrikada çalışıyor olsa bile halen daha orada. Şimdi bunun idrakine varmalıyız. Biz farklı bir kültürel, farklı bir sosyal zeminde, farklı bir ülkede yaşıyoruz ve biz bu ülkede yabancıyız dikkat edin, biz bu ülkenin yerlisi değiliz. Bu ülkenin yerlisi değiliz. Yarın bir gün o kültürel entegrasyon gerçekleştikten sonra olabilirsiniz. İkinci nesile haydi haydi olabilir. Ama biz değiliz. Bu gerçeğin lütfen farkına varalım. İki, ikinci söyleyeceğim şey. Çocuğumuz Reşit ve da Raşit'e oluncaya kadar kız erkeğe göre konuştum, tüm sorumluluk ebeveynine aittir. Akrabalar, öğretmenler, Belletmenler, hizmetteki bu middle personlar, arada bulunan insanlar sadece gönüllü yardımcıdır. Saldım çayırı Mevlam kayra hayır olmaz. Salmayın çayırı, Mevla kayırmaz diyorum bak. Neden? Çünkü sorumlusu sensin. Hatırlayın 1979'u, Hoca Efendi'nin işte ilk sızıntıda yazmış olduğu yazıda kullandığı cümleyi bilirsin, hatırlarsınız değil mi? Maddi bir zevk uğruna, senin varlığına sebebiyet veren, ebeveyni, insanları bağışla yavrucuk diyordu. Senin için bu yola atıldık demişti. Hatırladınız mı? Maddi bir zevk uğruna, senin varlığına sebebiyet verenleri bağışla yavrucuk. Senin için bu yola atıldık. Çünkü onlar senin maddeni benimsediği kadar mananı benimsemediler. Sıntının çıkış noktasındaki ilk amaçlardan biri budur ve ilk yazının başyası olması lazım. Orada bir cümledir bu. Hatta Mehmet Akif'in o şeyi de vardır hatırlarsınız. Dolayısıyla anne baba birinci dereceden sorumludur. Bunu unutmamak lazım. Ben, ya ben verdim yurda, verdim hizmete ne yaparlarsa yapsın. Eti de onun, kemikleri de onun. Hayır abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Geçen gün benim kızım burada bir rehberlik işte ünitesinde çalışıyor. Bana dedi ki ebeveynlerle konuşacağım baba dedi. Bana söyleyeceğim bir şey var mı dedi. Onlara ne söyleyebilirim? Vallahi ilk cümlem şu oldu. Dedim ki onlara sizin çocuklarınızdan bana ne de dedim. Doğru değil dedim. Kabulleniyorum. Bunun için dedim bir şok etkisi yapsın diye dedim. Şok etkisi yapsın. Yani ben kızımı hizmete havale ettim. Çocuklarıma işte Semra Hanım'a havale ettim. Artık bundan sonra bütün sorumluluk onda demesinler diye. Takibini yapsınlar diye bunu söylemeye çalıştım. Evet. Hani parent teacher var ya öğretmen öğrenci okul işbirliği. Mutlaka oraya o sapaya gelse bile çocuk mutlaka ailenin de katkısı olacaktır. Mutlaka olacaktır. Bunu unutmamak lazım. Eğer size göre kayma ne ise eğer bir kayma olursa çocuğunuzun ilerleyen safhalarında lütfen aynaya bakın. Başka sorunlar aramayın. Üç. Benim hem okumalarından hem kendi tecrübelerinden hareketle dört tane devre var çocuğun kimliğinin oluşmasına. Birincisi 0-5 yaş arası. İkincisi 5-12. Üçüncüsü 12-17. Dördüncüsü 17 ve sonrası. Bunu unutmayın. 0-5 yaş arası şuur altı hoca Hocaefendi'nin çok sıklıkla zikrettiği o şuur altı müktesebatının ve çocuğun bir sünger gibi çevresinde gördüğü her şeyi emdiği dönem o dönem. İkincisi 5-12 artık benlik gelişmiş. Bu oyuncak benim diyor, vermiyor. Kavga ediyor hatta onun üzerine vesaire. Yani o benlik benlik duygusunun geliştiği bazı şeyleri rasyonel olarak anlayabildiği, neden sorusunu sorabildiği, cevapları aldığı zaman ikna olduğu ya da olmadığı dönem o dönem. 12-17 aynaya baktığı dönem, make-up yaptığı, yani işte makyaj yaptığı ya da aynanın karşısına geçip saçlarını Britanyaladığı, böyle taradığı dönem, yani karşı cinsi uyandığı dönem, early puberty dediğimiz dönem ve 17 sonrası. Bir başka noktaya geleceğim, buna geri döneceğim. Lütfen dikkat edin şimdi. İkincisi ise şu. Üç tür hekimlikten bahsediyorlar ya. Birincisi tedavi hekimliği. Hastalık olmuş. işte dişi çürümüş, tedavi. İkincisi önleyici hekimlik. Bakın burada kan tahlili yapıyor. Kanını alıyor. Neden? Çünkü kanını alacak oradan hareketle bak aman ha şu anda senin şekerin 80. Böyle devam edersen prediyabetik olabilirsin. Ön şeker, gizli şeker olabilirsin falan. Buna da önleyici hekimlik. Üçüncüsü ise koruyucu hekimlik daha hiçbir şey ortada yokken daha hiçbir şey sapasağlam çakı gibi dinç iken aman ha gıdan şöyle olsun, sporun böyle olsun, uykun böyle olsun, stresten uzak dur vesaire diye koruyucu hekimlik yani çevreyi ona göre ayarlamak. En önemlisi nedir? Koruyucu hekimliktir. Ondan sonra önleyici hekimliktir. İş işten geçtikten sonra tedavi hekimliği de işe yarar. Ayrı bir olay ama fakat tedavi hekimliği en son noktada gelir. Şimdi çocuklara dini kimlik kazandırma noktasında 0-5 yaş arası koyucu hekimlik dönemidir. Yani çevrenin ona göre ayarlanması. Yani çocuğun bir bütün halinde nerede istiyorsanız, nerede görmek istiyorsanız, nasıl yetiştirmek istiyorsanız ona ait çevre şartlarını ebeveyn olarak sizin ayarlayacağınız dönem. şur mülkesi var. 5-12 kulak vereceksiniz. Çünkü çocuk artık yavaş yavaş anne babadan daha çok arkadaşa ihtiyaç duymaya başlayacak. Sizi dinlediği kadar öğretmeni de dinlemeye başlayacak. Öğretmenim böyle dedi ama falan diyecek babasına veyahut da annesine. Dolayısıyla orada biraz kulağınızı kapatacaksınız, kulak vereceksiniz. Eğer bir sapma görüyorsanız, bir kayma görüyorsunuz, bir tatminsizlik görüyorsunuz orada devreye gireceksiniz. 3 12 17'de de artık problem olarak oluşmuş, karşınıza çıkmış. Orada da sadece tedavi edebilirsiniz. Pekala 17 sonrası 17 sonrasına gelince işte orası çocuğun ebeveynle olan ilişkisi itibariyle ya telkini açıktır ya da kapalıdır. Ya kendi başına hareket eder ya da mutlaka sizi dinler ya da sizin tavsiyelerinize kulak verir. Kulak verdiği tavsiyelerden bir tavsiyede sizinki olabilir. Yani tamamıyla da size göre hareket etmeyebilir. Sadece siz görüşünüzü söylersiniz o görüş doğrultusunda tavrını belirleye bilir. Onun içindir ki, onun içindir ki mutlaka her bir dönemde tekrar söylüyorum, her bir dönemde ebeveyn olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmak zorundayız. 0-5 yaş arasında vermeniz gerekli olan şeyi eğer vermediyseniz süre şeyinin ideye geçti borun pazarı. Neden? Çünkü o ancak 0-5 yaş arasında verilir. 5-12 yaş arasında o çocuk onu almaz ve alamaz. Aynı etkiyi, tesiri yapmaz. 5-12'de vermeniz gerekli olan şey ne ise onu o dönemde vermeniz lazım. Otherwise mümkün değil. Ondan dolayıdır ki bu dönemler oldukça önemlidir. Gelelim bir başka noktaya. Dini kimliğin ilerleyen yıllarda takiki iman diyoruz ya, çocuklarımız tarafından belirleneceğini gerçeğini unutmayın. Hani dedim ya bizim çocuklarımız bu %10'luk kesim içerisine girebilir. Evet annem babam Müslümandı, bana Müslümanlık eğitimi verdiler, öğretimi verdiler. Ama ben Müslümanlığı da inceleyeceğim, Hristiyanlığı da inceleyeceğim, Budizmi de inceleyeceğim ve kendim karar vereceğim diyen insan olabilir. Ne, ne ala? Eğer orada Müslümanlığı seçerse işte taklitten tahkike ulaşır. Eğer orada başka bir dine geçerse ne olacak? Mesele bu değil mi? bir anne baba olarak hani dedim ya worst case senaryo en çok sizi üzen şey bu olabilir dedim ya o zaman dikkatli olmak zorundasınız. Neye? Şu söyleyeceğim cümleye. Bakın bu Nurettin Topçu ne diyor? Otoritelerin benliğimize ne kadar yakından sokulduğuna en iyi misali veren cebimizdeki nüfus cüzdanıdır. Fil hakika. Nüfus hüviyetimizi biz doğduğumuz anda tespit edenler yani dini hanesine Müslüman yazanlar tamamen ferdi imana bağlı bulunan din hanesine Müslüman diye yazmışlar. Biz küçük çocuğum ben kundaktayım. İşlerine karışamayacağımızı bildikleri anda o insanların yani devletin otorites kullandıkları bir otoritenin Müslümanlarıyız. Dinimizi kendimiz seçtik dersek yalan söylemiş oluruz diyor Nurettin Topçu. Doğru değil mi? Dinimizi kendimiz seçtik dersek yalan söylemiş oluruz. Dinini kendi seçen insanlar ancak doğru söyler. Pekala. Ne yapacağız o zaman? Demin söylediğim şey. Onun için zamanında neyi nasıl öğretmemiz gerekiyorsa, nasıl bir eğitim vermemiz gerekiyorsa, fırsat etmeden yerine getirmek zorundayız. Buna talim terbiye, eğitim ve öğretim dedik. Pekala. Ben bu eğitim ve öğretimi verirken ebeveyn olarak, belletmenleriyle birlikte, hizmetteki abileriyle, ablalarıyla birlikte olarak bu eğitimi verirken temelde ne olmalıdır? Temelde korku olmamalıdır. Eğitim ve öğretim anlayışımız, talim ve terbiye anlayışımız hele hele batı gibi ülkelerde, batı ülkelerinde yaşayan insanlardaki karşı dünyanın her tarafı şu anda aynı. Yani özgürlüğün zirvesinin yaşanmış olduğu ülkelerde korku temeli üzerine hiçbir şey inşa edemezsiniz. Din elden gidiyor korkusuyla çocuklarınıza dini kimlik veremezsiniz ve kazandıramazsınız. Onun için özgürlükçü bir tavır ve özgürlükçü bir düşünce içerisinde bulunmak zorundayız. Bulunmak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki dinimizin temel öğretileri de bunu söyler zaten. Yahudilik etnik köken olarak Yahudilere geçiyor. Hristiyanlık zorla kabul etmeyenleri bile içeri koyun diyor ama Müslümanlık din seçiminde insanları özgür bırakıyor. Bunu geçen haftada sanki konuşmuş gibi bir önceki metinde. Bakın bir şey söyleyeceğim. Din her şeyden önce yüce yaratıcıya iman ve onunla irtibattır. Eğer bu noktayı sağlayabilirsek biz, eğer bu irtibatı şekil şartlarına has kılmazsak, aşırı gitmezsek, erken doyumlara sebebiyet verecek yanlışlıklar içerisine girmezsek çocuklarımız Müslüman olarak kalabilir. Ama burada şekil şartlarını özün, ruhun önüne geçirirsek, efendim veya ne bileyim işte e, bu konularda dayatmalarda bulunursak, inisiyatif almazsak o çocuğumuz kopabilir. Bunun örnekleri var şu anda batı dünyasında. Namaz nedir biliyor musunuz? Namaz connection to God. Allah'la irtibattır. Allah'a teşekkürlerimizi ifade etmektir. Beş vakit namaz Aynı böyle çıkartacaksın. Efendim gırt reket olacak. İki, ya bunları bir kenara bırakın şimdi. Bu şekil şartlar üzerinde durmayalım. Sadece namazın connection to God olduğunu, Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetlere bir teşekkür, bir hamd vesilesi olduğunu, her dinde bu türlü ritüeller bulunduğunu, bizim dinimizde de bu ritüelin, bu hamd ritüelinin, bu şükür ritüelinin namazla, oruçla, hacla gerçekleştiğini çocuklarımıza anlatalım. Anlatacağımız şey bu olsun. Yoksa tekrar söylüyorum o çetelelere bağlı kalır isek şayet o çeteleler bizim çocuklarımızı dinden imandan kopartan bir noktaya bile götürebilir. Yani dengeyi korumak zorundayız. Çetele hiç olmasın demiyorum. Şekil şartlarına uygun namaz olmasın demiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ama yaşadığımız yerin gerçekliğine bağlı olarak kendimizden daha farklı yani kendi çocukluğumuz kendi gençlik dönemimizden daha farklı bir yerde durduklarını bilelim. Mesela size bir filmden bir kare söyleyeceğim. Şimdi şu Hala filminde Pakistanlı bir Müslüman kız adına Apple TV eee platformlarında var. Hararetle izlemenizi tavsiye ederim. Bir an diyor ki bir üniversitede bir salona şeye gidiyor bir odada bir genç kızla beraber kalıyor. Genç kızın yani Hristiyan bir kızın Amerikalı veya bilmiyorum neresi ise o kızın özgürlükçü bir ortamda yetişmiş olan kızın bu kıza yani o Müslüman kıza söylemiş olduğu söze karşılık o Müslüman kızın hala adı. Halanın söylemiş olduğu şey şu. Shut up. What do you do? What do you know about freedom? Siz ağzını kapat diyor. Kapa çeneni. Sen özgürlükten başka ne bilirsin ki? Gerçekten önemli. Pekala size bunu tavsiye ediyorum. Apple TV'de hala filmini, Netflix'te de An filmini hararetle izlemenizi, hararetle izlemenizi çocuklarımızı anlama noktasından tavsiye ederim. Bir başka şey. Dinleyin çocuklarımız. Neden rahatsızlar? Soruları ne? Sorunları ne? Bunları öğrenin ve ikna edici cevaplar onlarla paylaşın. Yoksa şu altta gördüğünüz gibi I am ex-Muslim, ask me why der. Ben eski Müslümanım, sor bana neden? İşte şu tişörtü giymeden önce, o çocuğumuz giymeden önce mutlaka biz dinleyelim onu. Dinleyelim de varsa cevabımız verelim varsa cevabımız verelim. Ben olduğu kanatındayım ama verelim. İkna eder et, etmez olur olmaz o işin ayrı boyutu ama verelim. Bakın burada Reddit'i koydum size. Twitter'dan çok daha önemli bir rol oynuyor bu Reddit denilen application. Özellikle İngilizce olarak. Türkçe versiyonları da var da veya Türkçe paylaşımlar da yapılıyor ama ben ağırlıklı olarak oradan takip ediyorum. Bizim çocuklar Twitter yerine Reddit'ten çok daha aktifler ve orada neler 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 okunuyor. Bir gelin göreceksiniz. Mesela Teodise bunu anlattım. Kötülük problemi. Şer veyahut da fesah. Hüsnü kubuk kapsamında. İki. Kurumsallaşmış din. Çok duyacağınız bir cümle. Ben o kadar çok duyuyorum ki bu. Ben dine karşı değilim. Ben Allah'a inanıyorum ama kurumsallaşmış dine karşı diyor. Organized religion'a karşıyım diyor. Ve örneklerini veriyor. Bunları mutlaka konuşmamız gerekiyor. Mesela kızlarımızdan duyduğum en çok şey. Eril dil diyor. Kur'an'da öyle bir eril dil var ki diyor. Erkek dili. Neden diyor. Niye diyor Allah diyor kadınları o yarattığı halde, eşit yarattığı halde aynı ölçüde erkekler kadar muhatap olmuyor diyor. Cevabı yok mu soruların? Var. Yok değil, var. Ama çocuğumuz belki meal okumalarından, belki işte bu Reddit'te vesairede okumalarından hareketle bunlardan etkileniyor. Mesela Kur'an'da diyor ka koca karısını dövebilirmiş diyor. Eğer koca karısını döver diye bir ayet varsa ben o Kur'an'a inanmıyorum diyor. Geldi benim karşıma geldi bunu söyledi. Dolayısıyla mutlaka dinlememiz gerekiyor. Mesela Hazreti Muhammed neden son peygamber diyor? İslam neden son din diyor? Siz diyorsunuz ki işte insanlığı medeniyet yaşı itibariyle bu noktaya geldi. Artık bundan sonra kendi halledebilir aklıyla o temel ilkelerle sorunlarını çözebilir diyor. Ben öyle düşünmüyorum diyor. Ben pekala sen ne düşünüyorsun diyorum. Diyor ki şu anda dünyada 8 milyar insan var. 1400 seneden bu yana da belki bir 8 milyar 10 milyar insan gelmiştir. Allah bu 10 milyar insana farklı farklı coğrafyalarda bir peygamber göndermediyse ben Allah'ın o insanları önemsemediğini düşünüyor. Buyurun. Siz medeniyet yaşı itibariyle insanlık olgunlaştı. Kur'an'ı öğretilerle, nebevi öğretilerle akıl tezgahından geçirerek sorunlarına cevap bulabilir diyorsun. O diyor ki hayır Allah insanları önemsemiyor. Tahnik mesela hiç aklınıza gelir mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın işte yeni doğan çocuğa kulan ezanla kulan ve e, kulağına ezan ve damet getirdikten sonra okuduktan sonra kurmadan bir parça alıp şöyle eliyle onun ağzına koyması dolayısıyla dünyadaki ilk gıdasının anne sütünden önce o olması meselesi var ya bunu anlatıyorsunuz yani şuradaki bir tükürcüğün çocuğun ağzına koymasını çocuk diyor ki it's disgusting diyor yani bu kabul edilemez diyor bakış açısı bu biz onu şeref biliriz ama. Onlar çok daha farklı perspektiften bakıyor. Bunu bilmeyen, bu bakış açısını bilmeyen anne baba çocuğuna bir şey veremez. Lütfen. Mesela biz Peygamber Efendimiz'in adını andığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Hatta Hoca Efendi hatırlarsınız her seferinde şöyle bir düzülür, düzel, kendine çeki düzen verir değil mi? Pis bu upanhim sallallahu aleyhi ve sellem demek. Alıyor Hoca Efendi'nin Sonsuzdur kitabını. Her bir Hazreti Muhammed geçtiğinde pis bu upanhim var. Diyor ki... Bir sayfada 10 tane geçiyor bazen. Bazen 20 tane geçiyor. Bu kitap beni sıktı diyor. Niye? E her satırında pis bir upanayım var Bileceksiniz abi bunu. Ama biz ne diyoruz? Her seferinde farklı bir salavat getirerek ona minnetimizi, şükranımızı ifade etmeliyiz diyoruz. Değil mi? Bak bakın bunlar öyle demiyor. Bu farkı görmek lazım. Bir başka şey söyleyeyim size. Bir tane daha. Güveni ifade etmekten çekinmemeli çocuklarımızın. Belli bir kıvama getirdiniz, belli bir noktaya geldi, artık 17 yaşına geldi. Siz de ebeveyn olarak, çevre olarak verebileceğiniz her şeyi verdiniz ama her şeyi verdiniz, ona güvendiniz ifade edin. Ve bunu katiyen, katiyen ama katiyen söylemekten çekinmeyin. Sana güveniyorum. Ben öyle dedim. Ben çocuğumu üniversiteye koyduğum zaman, yani başka bir şehirde üniversiteye gitti... Ben üniversiteye koyduğum artık benim elimi öptü. Hadi baba güle güle dedi. Hadi sana Allah kolaylık versin dedim. Üniversitenin çevresinde bir sürü insanlar var. Normal Amerika'daki bir üniversitenin hem de sıcak bir gündeki bir üniversitenin tahayyül edin orada kadınıyla, kızıyla, erkeğiyle ortamı. Dedim ki oğlum sana katiyen güveniyorum. Sana vereceğim her şeyi verdim. Belki yanlış verdim yanlış bir metotla verdim ama verebileceğim her şeyi verdim. Benim yüzümü, annenin babanın yüzünü yere baktırmayacağından zerre kadar, yere baktırmayacağından eminim. Senden zerre kadar şüphem yok. Dolayısıyla sana sonuna kadar güveniyorum. Sonra döndüm arkadan o kalabalığı göstererek ama şunlar var ya dedim İşte şunlara güvenmiyorum. Anladınız mı? Çocuğunuza güveninizi mutlaka ama mutlaka ifade edin. O onda e, ayrı bir nasıl diyeyim e, şey meydana getirecek Bir kale meydana getirecektir. Bir duvar olacaktır sizin güveniniz onlara. Bir başka şey. Evrensel dini ahlakı hukuki değerlere veyahut uygulamalara muhalif söylem veyahut da eylemler onları dinimize yaklaştıran ya da dinden uzaklaştıran bir rol oynuyor. Bunu demin rol model konusunda söylemiştim. Şimdi örneğini vereceğim kendi tecrübemden hareketle. Mesela bunu yeni okudum Reddit'te okudum. İngiltere'de Müslüman karşıtı bir insan. Ama dişi ağrımış. Bu Covid döneminde bir Müslüman dişçi ancak açıkmış oraya gitmiş. İstemeye istemeye gitmiş. There is no way diye gitmiş. Ya Yaba, babacan başka hiçbir şey yok diye gitmiş. Dişi ağrıyor Covid dönemi. Ve o Müslüman dişçi de. Öyle bir sempatik insanmış, öyle bir sempatik insanmış ki Müslümanlığa ait bütün kanaatlarım değişti diyor. Bütün kanaatlarım. Diyor ki nasıl değişti diyorlar. Kendisiyle röportaj yapıyorlar diyor ki o dişçi ekstremly polite yani alabildiğine nazik ve kibardı diyor. Bak sadece nazik ve kibar olması bile ve Müslüman kimliğiyle onun Müslümanlık hakkındaki bütün ön yargılarını kırabiliyor. Hoca efendinin temsil dediği şey işte bu. Mesela bir başka, tam tersinden misal vereceğim. şimdi. Şey. Pop quiz. Pop quiz, böyle öğretmenin ansızın çıkartın kağıtlarınızı imtihan yapıyorum dediği bir e, imtihan tarzı. E, Amerika'da var bu, sizlerde de vardır, bizde de vardır. Böyle ansızın sözü yazılı yaparlar diye ya öğretmenlerimiz. İşte o. Bir gün bir çocuk hastalanıyor. Benim arkadaşımın bir çocuğu bu. E, hastalanıyor, okula gitmiyor. Akşam eve geldiğinde ne yaptın oğlum iyiyim. Bugün okula gitmedin. Evet ne vardı okulda aldın mı derslerini vesaire ne aldım diyor. Ama bugün diyor hoca diyor pap quiz yapmış diyor. Böyle imtihan yapmış. Pekala sen ben de diyor yarın olurum diyor. Pekala aynı soruları mı sorar diyor bizim arkadaşımız baba. Evet diyor ki evet diyor Türkiye'de doğmuş büyümüş çocuğum. Evet aynı soruları sorar diyor. E, pekala arkadaşına sorsana diyor hangi soruları sormuş cevaplarını şimdiden <laughs> yani Soruları kopya çekilmeye getiriyor. Çocuk var ya, öyle bir şaşırıyor. Öyle bir şaşırıyor. Bir babasının yüzüne bakıyor. Bir denileni anlamaya çalışıyor. Çünkü onun dünyasında böyle bir şey yok. Onun dünyasında böyle bir ahlaksızlık yok. Böyle bir karaktersizlik yok. Öyle değerlendiriyor. Sadece şunu söyleyebiliyor babasına. It's not fair baba diyor. Adil olmaz ki diyor. Sadece dediği bu. It's not fair. Eyvah dedim diyor. Baltayı taşa vurduk ama çıktı ağzından söz diyor. Şimdi Türkiye refleksiyle söylemiş bunu arkadaşımız. Hani bizler de öyle yaparız belki normal kabul ederiz. Ama çocukta dini kimliğin oluşumunda önemli bir rol oynar bana göre bu anekdot. Bir başkası araba alım vergisi Araba alıyorsunuz. Yüzde yedi vergi var bizim New Jersey'de. Eğer bir akrabanızdan alıyorsanız bunu düşürebilirsiniz. Dört bin liralık bir arabayı efendim iki bin liraya alabilirsiniz. Çünkü akrabanız size indirim yapmıştır. Veya beş bin liraya dört bin liradır araba ama siz bin dolar gösterebilirsiniz. Bu sefer dört bin dolarda iki yüz seksen dolar vergi vereceğinize bin dolarda sadece yetmiş dolara vergi verirsiniz. Böyle bir hadise oluyor bir baba ile oğul arasında. Gerçekten bir akrabalarından 5000 bin dolara araba alıyorlar. Diyor ki Oğlum diyor bunu diyor title'a işte şu kadar yazalım bin dolar yazalım daha az bir vergi verelim deyince çocuk diyor ki siz zaten hep böyle yapıyorsunuz diyor. Her türlü imkanından istifade ediyorsunuz yolundan suyundan elektriğinden ama beri tarafta iş vergi vermeye gelince 280 dolar fazla vergi vermemek için 50 takla atıyorsunuz diyor. Bu ne menem Müslümanlık diyor. Bunu çocuk diyor babasına abi. Ve siz iki bunun hikayesi de çok acı. O da şu. Diyalog yemeklerinde Amerikalı kadınlar ve erkeklerle aynı masada annemle beraber oturuyorsunuz. Ama Ali amcamlar bizim eve geldiği zaman kadınlar ayrı, erkekler ayrı oturuyorsunuz. Bu iki yüzlüsünüz siz anne baba diyor çocuk. Orada yabancı erkeklerle ve kadınlarla aynı masadasınız. Ama burada Ali amcamlar geldiğinde ayrı yerde oturuyorsunuz. Siz iki yüzlüsünüz diyor. Çocuğun bakış açısı bu. Siz onu bizim genel kültürümüz bu kadınlar böyle rahat ediyor ama öbür tarafta da zaruret falan diye açıklayabilirsiniz ama çocuk böyle açıklamıyor böyle görmüyor olayı anlatabildim mi demek istedim? Çocukların ilgilerini keşfedilerek önlerine rol modeller konulmalı bunu söylemiştim. Buna ait bir tane şey söyleyeceğim. O da örnek şu. Ben benim benim çocuğum üniversite imtihanına gideceği zaman bir abinin çocuğuyla aynı sınıftaydı. Hocifen diye gittik. İşte ne yapılabilir, ne düşünülebilir vesaire gibi yıllar öncesine ait bir şey bu. Hocaefendi'nin dediği şey şuydu bize. Dedi ki beni şu mesleği sesin mesleği dizin diyecek bir pozisyonda değilim. Beni öyle bir öyle bir noktaya koymayın dedi. Ama üç tane şey söyledi. Öğretmenlerinin düşünceleri, çocuğun istek ve kabiliyeti ve anne baba olarak sizin ihsaslarınızı hepsini bir araya getirin harmanlayın bir havuza koyun ondan çıkacak ürüne göre onun ya yani bu üçünün toplamından çıkacak şeye göre çocuğunuzu yönlendirin dedi ve burada ağırlıklı rol tabii ki çocuğun isteği olacaktı ama e, veyahut da oydu bilmiyorum ve biz tuttuk hem öğretmenleriyle hem belletmenleriyle hem anne baba olarak hem de benim kendi hissasıma göre rol mağdalı olarak kabul edeceğini çünkü biliyordum hangi meslek noktasında bir şey olduğunu o arkadaşı çağırdım. Bizim evde bir yemek yedik. Masada oturduk. Bir saate yakın konuştuk. Ve ondan sonra dikkat edin ondan sonra ona meslek seçimi adına bir yönlendirmede bulunduk. Ben e, o rol mu adıyla alakalı bir başka şey söyleyeceğim. O da şu. E, çocuklar küçükken sağa sola arkadaşlara yemeğe gidiyoruz. iftara gidiyoruz. veya da ne bileyim işte akşam muhabbetlerine gidiyoruz. Nereye gidersek gideyim benim çocuk küçük olan gelmiyor. Ben diyor evde kalacağım diyor. internet var vesaire vesaire. Ama bir arkadaşın evine gittiğimizde ona ait, onun yaşına uygun çocuğu da yok onun ha onu da söyleyeyim. Ama oraya gittiğimizde hemen giyiniyor ben de geleceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Bir de annesinin e, kiliseye, e, İngilizce öğrenmeye gittiği zaman bir de kiliseye giderdi. Çünkü kilisede bayanlar veyahut da erkekler orada İngilizce öğrenirken çocuklara e, maç oynarlardı, basketbol sahası vardı, indoor böyle. Bir oraya gidiyor bir de buraya. Bir gün çektim kenara dedim ki biz süre eve gidiyoruz. Hiçbiri sen gelmiyorsun ama bu arkadaşımızın evine gittiğimiz zaman sen geliyorsun. Neden lan dedim. Bana dedi ki Türkiye'de okumuş. Gelmiş burada Kolombiya'da Harvard'da master yapmış. Şimdi Amerikan kampanyalarında çalışıyor ve belli bir noktaya gelmiş. Orada bir successful story var dedi bana. Yani bir başarı hikayesi. Ben ondan mutlu oluyorum dedi. Onu görmekten mutlu oluyorum dedi. Gördünüz mü? Onu görmekten mutlu oluyorum dedi benim arkadaşım için ve hakikaten onun çizmiş olduğu çerçevede o rol mağdıllığı kabullenerek bir kendine gelecek belirledi. Kültürel düzlemde Temel İslami insani ahlaki hükümetlerle çatışmayan olgulara karşı çıkılmamalı. Bunu kastedeceğim şey o. İşte bir çocuğunun arkadaşının okul arkadaşının evinde sleepover yapması yani onun evinde yatması ya da Thanksgiving ya da Halloween kutlamaları gibi kültürel açıdan bizim için problem olmayan dini değerlere çatışmayan noktalarda çocuğun algı dünyasının ötesinde vereceğiniz emirler veyahut da yasaklamalar bunlar onda ciddi bir kimlik çatışması haline geliyor. İnsani ilişkiler ekseninde ontolojik değil deontolojik öğretiye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu benim düşüncem. Kabul edersiniz etmezsiniz bilmem. Ontolojik şu, bunu yaparsan şu mükafat var, bunu yaparsan şu ücret var gibi. Deontolojik ise Kant'ın ödev ahlakı dediği, vazife ahlakı dediği şeydir. Geçen gün Yusuf abi'nin cenazesinde söylediğim şey bu. Bunu yapıyorsun çünkü insan olarak şu anda bu yardımı yapmak zorundasın. Şu vazifeyi yapmak zorundasın. Neticesi hiç önemli değil. Sana düşen bu öğretilere sahip bir insan olarak sana düşen bunları yerine getirmektir demek. Bu çok büyük iş yapıyor çünkü böyle bir dünyada böyle bir öğretiyle çocuklarımız büyüyor. Temel insan hakları müstakil bir öğreti olarak ele alınıp müfredata dahil edilmesi kanaatını taşıyorum ben. Ve bunun içinde. de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ile Medine Sözleşmesinin mukayeseli olarak eğitim ve öğretime konu olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü 1443 yıl önce Efendimiz Aleyhisselamın Medine vesikasını dile getirmiş olduğu temel değerler, 1948'de Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu temel insan hakları ve özgürlükleri beyannamesinden çok daha ileri diyebilir. Bakın, çok daha ileri diyebilir. Bu bizim çocuğun bizim yetişmekte olan çocuğumuzun dini kimliği, ya yani dine olan bakış açısını, Efendimiz'e olan bakış açısını, İslami öğretilere bakış açısını belirleyen çok önemli bir rol oynuyor. Ondan dolayı bunun mutlaka bir müfredat haline getirilerek bizim çocuklarımıza, rehberlişlerimiz tarafından öğretilmesi gerektiği kanatını taşıyorum. Mesela hoca bende kadın hakları konusunda aynı şeyi söylüyor. Diyor ki kadın haklarının kanuni çerçevede korunması 2018'de söylemiş bunu. Kadınlara yönelik şiddet mevzuunda cezai müeyyideler devletin vazifesidir. Devletin aldığı tedbirlere önemli olmakla birlikte sivil toplumun da bu gayrete dahil olması gerekir. Sivil toplum liderleri ve kuruluşları, entelektüeller, dini kanaat önderleriyle birlikte kadın haklarının muhafazası ve onlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi mevzuunda kolektif şuurun geliştirmesine katkı yapmalıdır diyor ve arkasından diyor ki bunlar müfredat programına konulmalıdır diyor. Alın teklif olarak ben de sunuyorum. Lütfen kadın haklarını müstakil bir çerçeve içinde ele alalım ve rehberlikçilerimiz çocuklarımıza kadın haklarını bir müfredat programı çerçevesi içerisinde anlasın İslami diğerlere ve evrensel değerlere uygun biçimde. Bireysel dindarlığı amenna. Zaten dindarlık bireysellik de bireysel olarak yaşanır. Ama beri tarafta dinin toplumsal boyutu da vardır. Yani toplumsal dindarlıkta ihmal edilmemelidir. Namaza, niyaza, oruca, hacca öptüm başımın üstüne koydum. Ama ya çevre temizliğine ne demeli? Ama yaşına ne demeli? Ama ya ne demeli? Bakın ehli sünnet cemaati olarak bizler İslam'ın şartını kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat olarak belirlemişiz zekatın bir kısmı hariç genel itibariyle bu bireysel dindarlığın çok daha ön planda olduğu bir düzenlemedir. Ama bir de mutezileye bakın. Mutezileye göre İslam'ın beş şartı şudur. Tevhid, adalet, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, el, el ve el ve el ve menzileteyn. Tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği demek. Beri tarafta Allah'tan hariç bütün otoritelere karşı gelme demek. Adalet, Hepinizin bildiği şey adalet hakikaten hakkaniyet ve nisfet ölçüler içerisinde her hak sahibine hakkını verme demek. İyiliği emir, kötülükten sakınırma bakan hepsi toplumsal boyutu bunlar. Beri tarafta elvan ve elva'id, yani cennet ve cehennem demin söylemiş olduğum deontolojik e ahlaka işaret eden nokta. Eğer şunu yaparsan cennet, bunu yaparsan cehennem ve sonra sahabe-i döneminde Cemel gibi, Sıffin gibi, işte ne bileyim Kerbela gibi olaylarda vefat eden insanların her ikisinde sahibi olmasından hareketle cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek tartışmaların yaşandığı bir dönemde onların ahiretteki aa, akıbetiyle alakalı biz bir şey bilemeyiz. El menzilü beynel menzileteyn ikisi arasında bir yerde duracaklar. Hükmü Allah verecektir deyip bir kenara çekilme. Ama onu bir kenara bırakın. El menzilü beynel menzileteyn'i bir kenara bakın Diğer dört unsur inanın hep İslam'ın dininin toplumsal boyutuna işaret eden noktalardır. Biz namaz oruç aç niyaz dediğimiz kadar hırsızlık diyor muyuz? Kumara, hileye, gayri safi milli hasılaya, efendim üretim veyahut israf ekonomisine, tüketim ekonomisine, sömürgeciliğe, global medyaya, trafik kurallarına, çevreye, haklara, özgürlüklere bunlara da mutlaka öğretilerimiz arasında yer vermeliyiz. Zira çocuğumuzun kimliği hem şahsi hem de toplumsal kimliği ancak böyle gelişir. Son nokta. Burası baya bir zurnanın zırt dediği yer olacak. Dikkatinizi çekelim. Çocuklarımız da bu kapsama dahil. Hoca Efendi biraz sonra okuyacağım üç tane slide var. Okuyacağım şeyi lokal ve global bağlamda söylüyor. Ama ben bir başka şey soruyorum. Bu söylemlere. Çocuklarımız da bu kapsama dahil mi diyorum. Özeti şu. İsterseniz kestirmeden vereyim, merak ettirmeden. Herkesi kendi konumunda kabul etme. Herkesi kendi inancı, kendi tercihleri konusunda kabul etmede çocuklarımız da buna dahil mi? Sorun bu. Pekala ne diyor cefendi Bu açıdan bize düşen başkaları hakkında sürekli olumlu düşünmek, insanların bir araya gelip bir saf teşkil edebilmesi adına elimizden geldiğince gayret etmektir. Herkesin bize benzemesini, bizim gibi düşünmesini yürüdüğümüz yolda yürümesini beklemek bencilcedir. Siz burada herkesin yerine kendi oğlunuzun adının, kızınızın adını koyun. Herkesin sesi, sözü, fikri, bakışı farklıdır. Benim üç tane çocuğum var farklı, üç kardeşiz, üçümüz de farklıyız. Yemek zevklerimiz bile farklı, aynı sofradan yemek yediğimiz halde. Önemli olan bir kısım paslı müşterekler etrafında bir araya gelebilmek, farklı ses ve müziklerden ahenkli bir koro oluşturabilmektir çeşit çeşit seslerin, farklı farklı enstrümanların bir araya gelmesiyle büyük senfoni orkestralar oluşuyor. Ayrı ayrı sesler, nameler bir birlik meydana getiriyor. Dinleyenlere bir mana ifade ediyor. İşte önemli olan toplumdaki farklılıkları, çeşitleri böyle bir birlik ruhu etrafında toplayabilmektir. 2050 gelecek projeksiyonu yazımı isterseniz bu gözlükte bir daha bir düşünün. Herkesin bizim gibi olmasını beklemek hem fıtrata tersir hem de bir enaniyet ifadesidir. Böyle bir beklenti insanları birlik ve beraberliğe değil parçalanmışlığa iter. Bize düşen çokça kullandığımız bir tabirle ifade edecek olursak herkesi kendi konumda kabul etmek, herkesin duygu ve düşüncesine saygılı olmaktır. Eğer insanların inanç ve düşüncelerini hedef alarak bombardımana başlarsanız onları etrafınızdan kaçırır ve kendinizden uzaklaştırırsınız. İşte bütün bunlara sebebiyet vermek istemiyorsanız farklı dünya görüşlerine sahip insanlarla barış ve huzur içinde bir arada yaşamanın yollarını araştırmalısınız. Bunun için de herkesin insanlığına saygı duymalısınız. Kimsenin kanaatlarına karışmamalısınız. Elinizle, dilinizle insanları rencide etmemelisiniz. 9 Şubat 2020. Son sözüm bitiriyorum ne Nevzat abi, Fatih Bey. Son sözüm cemaatimiz ortaya koyduğu <laughs> Teorik ve ideal öğretileriyle, altını çiziyorum lütfen dikkatlice, ortaya koyduğu hem teorilerle hem de ideal öğretileriyle. İki, bu ideal ve öğretileri, teorik öğretileri, pratiğe yansıtan projeleriyle, kimse yoklusu diyalog kurumlarıyla, efendim okullarıyla, yurtlarıyla, iş adamları dernekleriyle, sayın sayabildiğiniz kadarıyla, hastaneleriyle, evet insani, ahlaki, dini ve kültürel kimlik kazanımında altını çizeyim mi? İnsani, ahlaki, dini ve kültürel kimlik kazanımında ve o kimliğin korunmasında hem sistemik yani bizim bölge yapılanmalarını kastediyorum informal anlamda hem de kurumsal, formal yapılanmalarıyla çok önemli bir rol oynamıştır ve hala oynamaktadır ve inşallah gelecekte de oynayacaktır. Çok önemli bir rol oynamıştır benim kimliğimin kazanılmasında, kimliğimi, kişiliğimi ve kendiliğimi kazanmamda cemaatin öğretileri ve ortaya koymuş olduğu projeleri. Onun için buradayım hem de 42 yıldan beri. Ama şunu unutmamalı söz konusu çocuklarımız. Evet cemaatimiz bu yapı içerisinde, bu öğretiler, bu projeler içerisinde çocuklarımıza bir yuva olmalı ama entegre olmalarına, toplumun yaşadıkları toplumun bir ferdi olmalarına mani olmamalı. Yani hapishane olmamalıdır. Katkılarınız, eleştirileriniz ve sorularınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için sağ olun. Var olun.